Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Can Kurtaran'da Erol Taş'ın kahvehanesinin önündeyim. Fakat Erol abinin kahvehanesi kapanmış. Erol Taş kültür merkezi olarak hizmet veriyormuş. Fakat kapanmış. Ben de bundan yıllar önce bir 7-8 sene önce falan gelip burada çay kahve içmiştim. Erol abinin içerisinde kahvenin içerisinde anıları vardı, fotoğrafları vardı. Biz kendisiyle biraz sonra Nevin Hanım'la, Erol Taş'ın akrabası Nevin ablayla bir röportaj yapacağız ve arkadaşlar işte Erol Taş'ın kahvehanesinde böyle sizler için görüntülüyoruz. Umarım Fatih Belediyesi tekrar buraya Erol Taş Kültür Merkezi olarak hizmete açar ve insanlar gerçekten buraya böyle gelip Erol Taş'ın anılarıyla ve ortamın atmosferin aurasını koklayarak burada güzel bir şekilde vakit geçirirler diyoruz. Umarım buradan yetkililer sesimizi duyar ve Erol Taş'ın kahvehanesi tekrar açılır ve burası Erol Taş Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye devam eder. Hemen şimdi kahvehaneyi görüntüyoruz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Erol Taş kahvehanesini. Bakın böyle girişte. Abi. Abi. Efendim. Komutan da Allah'ını seversen kelepçe attım adamı. Vallahi kelepçe attım adamı. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar böyle hemen işte Erol Taş kahvehanesini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ahşap çok güzel bir bina. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kapatılmış durumda. Erol Taş'ın kahvehanesi. İşte burada görüyorsunuz arkadaşlar Erol abinin böyle bir fotoğrafı var Erol Taş'ın. Gördüğünüz gibi. Herhalde böyle bir film karesinden ya tabii gazetecilerle yapılmış röportajdan alınan bir fotoğraf arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Can Kurtaran'a geldim. Erol abinin, Erol Taş'ın kahvehanesine geldim. Fakat kahvehanesi kapatılmış. Arkadaşlar burada Erol Taş abinin hemen Nevin Taş ablayı buldum. Neseydiniz abla? Abisinin kızı. Abisinin kızı Nevin Taş ablayı buldum. Kendisiyle bir röportaj yapacağım. Ve bize kahvehanenin niçin kapatıldığını ve Erol Taş abiyle böyle bir enteresan bir anısını anlatmasını isteyeceğim Nevin abladan. Nevin ablacığım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Nevin abla, tabii kahvehaneyi kapatılmış olarak gördük, üzüldük. İçeride zaten Erol abinin anıları da vardı, fotoğrafları falan değil mi? Evet efendim, vardı. Tabii orası bir çınardı bizim için. Çünkü ben doğma büyüme Can Kurtaranlıyım. Amcam beni hep kahvelerde dolaştırırdı. Fakat kapanmasına tabii ki çok üzüldük. Çünkü buranın bir şeydi, sembolüydü. Bir taksiye binseniz, adres olarak sorsanız Erol Taş Kültür Merkezi dedim mi? Direkt buraya gidiyordu. Üzüldük tabii, bayağı bir üzüldük. Vatandaşlar da çok tepki verdi. Ama nedir ki vakıf olduğu için ya geri aldılar. Anladım. Nevin abla, bize Erol abiyle böyle yaşadığı bir enteresan anlayı anlatır mısınız? Şimdi şöyle, biz Konya'daydık. Amcam film çevirmeye gitmişti. Orada tabii işte hep kötü rollerde olduğunu biliyorsunuz. Kötü karakter oyuncusuydu kendisi. Evet. Orada taşlamaya başladılar. Taşlayınca siz dedi ki, taş değil, siz bana dedi taş değil de ekmek atıyorsunuz dedi. Bu olay nerede? Bir Konya'da mı oldu? Konya'da oldu. Evet. Evet, siz de oradaydınız o zaman. Evet. Erol abi normal hayatta nasıl birisi? Tabii filmlerde böyle kötü karakterler oynuyordu ama. Yok, iyiydi. Kötü değildi. Evet. Üç çocuğu, eşi vefat edince üç çocuğu kaldı. Onları da biz kendimiz büyüttük, evlendirdik.
Sonra teyzesinin kızıyla evlilik yaptı. Ondan da bir kızı var. Kim teyzesinin kızıyla evlilik yaptı? Amcam, Erol Taş. Erol Taş. Evet, evet. O ikinci hanım olarak mı i̇kinci aldı? İkinci hanım. İki eşi vefat etti zaten. Ondan oğlum, çocuğu oldu mu? Tabii, bir tane kızı var. Allah bağışlasın. O çocuklar da şu anda İstanbul'da mı oturuyor? İstanbul'da oturuyorlar. Anladım. Eşi de İstanbul'da oturuyor. Hı, anladım. Nevin abla, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka söylemek istediğin bir şey var mı Nevin abla çok böyle? Çok teşekkür ediyorum. Röportajından da memnun oldum. Hoşuma gitti. Bunun bir tepki yaparlarsa çok iyi olur. Evet, bence. Evet. İnşallah. Yani burada Erol Taş Kültür Merkezi'nin tekrar açılmasını istiyorsunuz değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Buranın bir sembolüydü Erol Taş Kültür Merkezi. Anladım abla. Evet. Peki bugün de tatile çıkıyor musunuz Nevin abla? Evet. Size tatiller diyoruz. Peki, ben de size teşekkür ediyorum. Peki. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahvehanesi. İşte böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Erol Taş Kültür Merkezi olarak böyle hizmet veriyormuş, fakat şu an gördüğünüz gibi işte böyle kapatılmış durumda. İşte Erol Taş'ın kahvehanesi sevgili arkadaşlar. Erol Taş Kültür Merkezi. Görüyorsunuz içerisinde böyle arkadaşlar, böyle masalar, sandalyeler içeride kalmış. İşte burası hemen nerede sevgili arkadaşlar? Burası böyle can kurtaranda. Hemen arkadaşlar böyle İşte can kurtaran alt geçidinde hemen arkadaşlar böyle buradan böyle Erol Taş'ın işte kahvehanesini görmektesiniz arkadaşlar. Gayet aslında şık bir yapıydı ama artık tabii ki böyle bakımsızlıktan arkadaşlar. Kahvehane. Tabii ki kapatılmış durumda. Arkadaşlar hemen böyle karşıda Erol Taş restorant olarak burası da böyle hizmet veriyor ve içeride sevgili arkadaşlar işte Türk sinemasının aktörlerinin ve aktrislerinin fotoğrafları var. İçeride birçok sanatçının fotoğrafı var. Erol Taş abinin de bu şekilde böyle bir süreni görüntülemiş olduk.
sevgili arkadaşlar.